Efendim yeniden günaydınlar. Heret Akdeniz'den, yeni bir günden Hatay'dan. Bugün 11 Kasım Çarşamba, yeni bir günde ikinci dilimdeyiz. Hatay'a dair gelişmeleri paylaştık. İlk yarıda, ikinci yarıda ne yapacağız? Ekonomist Özgür Barış Karaca ile birlikte olacağız. Ekonomiyi konuşacağız. Yaşanan gelişmeler, ABD seçimleri, Türkiye'de bazı koltuklardaki isim değişiklikleri ve diğer gelişmeler bizleri nasıl günlerin beklediğini konuşacağız. İkinci yarıda istiyorum ki hızla başlayalım. Hocam günaydınlar. Günaydın Can Bey. Herkese iyi haftalar dilerim. Teşekkürler, iyi haftalar. Şimdi öne çıkan başlıklar var. Dediğim gibi ABD seçimleri var. Biden oturdu koltuğa. Türkiye'de de bazı koltuklarda isim değişiklikleri var. Merkez Bankası'nda, Hazine Bakanlığı'nda bir ismin AKP, AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı koltuğuna oturduğunu biliyoruz. Ve diğer gelişmeler, koronavirüsü konuşacağız. Dün mesela bir aşı çalışmasından sevindirici bir açıklama geldi. Bunu konuşacağız, etkilerini konuşacağız. İstiyorum ki dışarıdan başlayalım, sonra ülkeye gelelim. Geçtiğimiz programda bir gözümüz ekranlardaydı, bir gözümüz açılan sandıklardaydı. Başa baş, zaman zaman başa baş seyretti seçim sonuçları ama resmi olmayan sonuçlara göre ABD'nin yeni başkanının Joe Biden olduğunu bizler öğrendik. Tebrik mesajları da hatta paylaşılmaya başlandı Türkiye'den bile. Evet. Sonrasında işte dövizde bir takım düşüşler, bir takım gerilemeler kaydedildi. İsterseniz geçen haftadan bugüne bir gelelim, ABD seçimleriyle ilgili olarak neler söyleyeceksiniz? Bu başlıkta öne çıkan ifadeler neler olur? Valla geçen bir yerde görmüştüm böyle. İsveç'te 2 yılda yaşanmayacak olayları biz 2 günde yaşıyoruz gibisinden bir ifadeydi. Hakikaten yani bir hafta içerisinde o kadar çok olay oldu ki yani hepsi çok çok önemli olan konular. Dolayısıyla bir haftada biz epey değerlendireceğimiz bir konu ortaya çıktı. Evet. Şimdi işte geçen hafta bu sabah bu saatlerde işte Trump'ın önde olduğunu konuşuyorduk. Derken işin rengi döndü. İşte Biden daha sonra öne açtı ve 270 işte delege sayısını açtığı için birçok ülkeden tebrik telefonları geldi ve biz de bir hafta gecikmeyle dün Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı Biden'a ulaştı. Yaklaşık herhalde kutlamayan 6-7 ülkeden bir tanesi biz kalmıştık Biden'a. En sonunda biz de onaylamış olduk. Fakat, biz niye geç kaldık? Hocam bölüyorum ama biz niye geç kaldık? Var mı özel bir sebebi sizce? Ya şimdi Ocak 10'a kadar Trump o şeyde oturacak, koltukta oturacak her şart altında ve bir de tabii bu dava konusu var. Yani çok işte hani ciddiye alınmıyor idi ama son 2 gündür o da ciddiye alınmaya başlandı. Trump'ın dava konusunda gayet ciddi oldu ve daha önceden destek de bulamıyordu. Şimdi Cumhuriyetçi Senato ya da Meclis Başkanı, galiba Meclis Başkanı, o da Trump'a bu şey konusunda destek verdi, dava konusunda. Şimdi yurt dışında hala şey tartışması devam ediyor. Yani bu dava ve süreç konusu devam ediyor ama çoğu ülke bunu kabul etmiş durumda. İşte birçoğu da resmi olarak açıklanmasını bekliyor pozisyonda. Birçoğu demeyeyim ama en azından 6-7 ülke bunun içerisinde işte. Kuzey Kore gibi, işte Rusya gibi, Çin gibi büyüklerden en azından söylemek gerekirse bunlar vardı. Biz de dün işte o bir haftalık gecikmeyle geçen cuma aslında belli olmuştu şey, Biden'ın seçileceği. Bunu kabul etmiş olduk. Gerekçe buydu. Şu an işte Biden'ın seçilmesinden sonra ise tabii dünya birazcık daha eski kurumsal Amerikan politikalarına geri dönecek gibi duruyor. Yani Trump daha fevri, daha böyle sert hareketlerde bulundu ama hareketi sonuçlandırma noktasında hep geri adım atan bir pozisyondaydı. Biden'ın seçilmesiyle beraber aslında
daha kurumsal, daha ağır başlı bir Amerikan yönetimi bekleniyor ama tabii bunun etkileri ise daha böyle kurumsal yaptırımlar, sözünün arkasında duran ya da bir hareketi önceden planlayan bir yapı olacağı için dolayısıyla karşımızda daha etkili, daha Amerikan çıkarlarını savunan bir hükümet göreceğiz olarak gözüküyor. Tabii bunun bize etkisi de geçen haftalarda da konuştuğumuz bu S-400 füzeleri konusunda kaska yaptırımları denilen yaptırımları Trump engelliyordu. Muhtemelen Biden iktidara geldiği zaman bunu çok fazlasıyla hissedeceğiz. Aynı şekilde ertelenen bir Halkbank davası konusunda. Yani Türkiye'yi biraz sancılı günler mi bekliyor diyeceğiz? Yani öyle gözüküyor. Yani bu yaptırımlar dediğim gibi erteleniyordu. Biz de bunun karşılığında bir restleşiyorduk. Şimdi bunlar gündeme gelecek. Yani hiç tereddütsüz gündeme gelecek. Ama bizim yönetimimizde, Erdoğan yönetiminde durumlara göre çok rahat hareket edebilen, politika değiştirebilen bir yapı. Yani şu an hani piyasa şeyi satın alıyor. Ya yani bu S-400 yaptırımları gündeme gelse dahi biz yeni duruma adapte oluruz ve Biden'a dönük ne yaparız? Bu yaptırımların geri çekilmesine dönük hareket ederiz diye satın alıyor. Ama bunun böyle olup olmadığını göreceğiz. Türkiye bu süre zarfında ne gibi politikalar geliştirmeli, neler yapmalı bu yaptırımlar konusunda, bu gerilecek olan daha doğrusu ilişkiler konusunda üstesinden nasıl gelebilir? Ya da bunu nasıl biraz sübvanse edebilir, bu etkilerini nasıl biraz minimize edebilir? Ya bu tamamen arka tarafta görüşmelerle olacak bir konu. Yani tamamen diplomasi, politika ile ilgili olan konular. Şimdi Amerika'nın hani bizim bölgemizdeki beklentileri ya da bizim işte karşı taraf olduğumuz noktalar şöyle, hani kısaca ifade etmek gerekirse bir şekilde İsrail'in güvenliğini ve Orta Doğu'daki etkisini sağlayabilmek için Amerika önceden yoğun bir şekilde Kürtlerle işbirliği içerisindeydi. Kuzey Irak'ta ve bu işte en son şeye kadar gidecek gibi gözüküyordu. Suriye üzerinden bir koridor açarak Akdeniz'e kadar gidecek bir yapılanma gözüküyordu. Dolayısıyla İsrail ve Amerika bir Kürt devletinin peşinde. Bu devam edecek, öyle gözüküyor. Yani etki olarak baktığımız zaman. Burada biz Amerika'yla ciddi anlamda çatışıyorduk. Hatta PKK'ya yardım noktası gündeme getirilmişti daha önceki dönemde. Bir tane konu, önemli konu gündem başlıklarından bir tanesi buydu. Bunun üzerine işte Libya eklendi. Libya'da Amerika henüz bir taraf gözükmüyor en azından. Bunun yanında yeni eklenen konu Doğu Akdeniz meselesi. Doğu Akdeniz meselesinde işte biz petrol ve doğalgaz arama konusunda gündeme geldik ve Libya ile bir anlaşma yaparak bir şekilde İsrail, Güney Kıbrıs ve Yunanistan arasındaki petrol boru hattını bölen bir işte kıta sahanlı anlaşması yaptık Libya ile. Dolayısıyla hani İsrail'e karşı bir hareketti bu ya da işte Yunanistan'a karşı bir hareketti ama İsrail ve dolayısıyla Amerikan çıkarlarını da etkileyen bir anlaşma ve politikaydı ve biz gerek Avrupa Birliği, gerek Amerika'nın Doğu Akdeniz'deki bizim bu petrol ve doğalgaz aramalarımızı kabul etmediğini biliyoruz. Bunun yanında işte biliyorsunuz İdlib ve Suriye üzerinde Rusya ile bir anlaşmamız var. İşte oradaki gözlem noktaları da dahil olmak üzere. Şimdi bu tabii Amerika'nın çok hoşuna gidecek bir durum olmadığını tahmin ediyoruz. İşte bugünlerde sonuçlandığını düşündüğümüz bir Azerbaycan ve Ermenistan konusu var. Burada da biz bir şekilde Rusya ile işbirliğine gidiyor gözüküyoruz en azından şu son iki gündeki anlaşmayla beraber. Ama bugün bir haber vardı. Bu gözlem gücünde Türkiye'yi Ruslar istemediği şeklinde bir haberdi. Bu da ilginç bir şey. Şimdi buna gelen yorumlara bakıyorum.
en azından analistlerin yorumlarına bakıyorum. Bu bölgede sadece bu aradaki sınır güvenliği sağlayacak olan Rus askerleri olursa eğer, doğal olarak aslında hem Azeri hem de Ermenistan arasında o bölgeye Ruslar aslında bir şekilde girmiş oluyor. Hegemonyası altına alıyor şeklinde yorumlar var. Burada ne olacağını bilmiyoruz. Şimdi gelelim hani bütün bu bölgesel konuların dışında şey konusuna gelirsek, S-400 konusuna gelirsek, biz şunu savunuyoruz, diyoruz ki ya Yunanistan'da da S-300 var, siz S-300'leri, o da bir NATO ülkesi, Amerika sesini çıkartmazken neden S-400'leri sesinizi çıkartıyorsunuz diye bir konu var. Hani şunu, bunu da askeri analistlerin açıkladığı şey şu, S-400'lerin radar sistemleri gerçekten çok gelişmiş ve F-35'ler denilen radara yakalanmayan uçakların bile işte kuyruk izlerine ya da havada bıraktıkları manyetik izleri takip edebilecek nitelikte. Dolayısıyla bir NATO ülkesinin F-35'lere hem sahip olması hem de S-400'lere sahip olması yaklaşık 1 trilyon 200 milyar dolarlık bir proje olan F-35 projesinin çöpe gitmesi gibi bir anlam taşıdığı için dolayısıyla bu noktada Amerika S-400'lere çok şiddetle karşı çıkıyor. Yaklaşık 1 milyon 200 milyar dolarlık bir projenin çöpe gitmesi gibi bir konu. Arkasında silah lobilerinin de olması gibi konular var. Biden'ın NATO'ya da ciddi önem verdiği biliniyor. Yani benim gördüğüm hani daha önceki tartışmaların da olduğu noktada evet, yani NATO'ya ciddi önem veriyor. Bunun yanında işte daha önceden Ermenistan soykırımı konusunda işte bunu kendi meclise getiren, imza atanların başında Biden ve şu anki başkan yardımcısı olacağını beklediğimiz işte Kamala Harris'in ismi geçiyor. Yani bu lobilerle ciddi işbirlikleri olduklarını biliyoruz. Dolayısıyla hani baktığımız zaman evet, kavgalarımız daha böyle sessiz sakin gibi olacak. Daha bürokratik olacak. Belki basına bu kadar çok yansımayacak ama bunlar teker teker bizim önümüze gelecek konular. Hani burada tabii biz kendi çıkarlarımızı savunup iyi bir diplomasi politikasıyla ancak bunları yürütebiliriz. Peki bir değişiklik olursa, şimdi Türkiye'nin siz Akdeniz'i, Libya'yı, Suriye'yi örnek verdiniz, Rusya'nın hegemonyasından bahsettiniz. Türkiye bir politika değişikliği yapar ise ekonomi böyle bir adım bekliyor mu? Özellikle ben Hatay'dan sorayım, Suriye için sorayım bunu. Kürtler ve ABD arasındaki ilişki, Türkiye'nin oradaki varlığı, yapmak istedikleri amacı, Rusya'nın oradaki varlığı. Bir politika değişikliği tam anlamıyla 2021 içerisinde Biden'ın o koltuğa resmi olarak oturmasının ardından bekliyor musunuz böyle bir şey? Ya da beklenirse eğer etkileri ne olur? Ya tam tersine bir şeyden bahsediyorum. Bambaşka bir politikadan bahsediyorum özellikle Suriye için. Valla bunlar hani kısa vadede değişecek konular olarak düşünmüyorum ben. Yani bunlar uzun vadeli politikalar. Yani Amerika, yanlış bilmiyorsam, 93'ten beri Irak ve Suriye üzerinde bir plan dahilinde hareket ediyor. Yani işte Irak'ın işte yaptırımları, kuzeyde ve güneyde işte uçuşa yasak bölgeler diye başlayan, sonra Kuzey Irak'ta işte Kürt devletinin adımları olabilecek bir Kuzey Irak Kürt yönetim bölgesi kurulması, sonra güneyde işte Şii bir yapılanmanın kurulması, daha sonra Irak'ın işgali, daha sonra işte Arap Baharı, işte Suriye, bunlar aslında 93'ten beri yani gündemimizde olan konular. Ve bunun arkasında hani temel olarak baktığımız zaman hem bölgedeki petrol var, bir taraftan da İsrail var. Yani İsrail'in güvenliğini sağlamaya dönük adımlar olarak görülüyor bunlar. Dolayısıyla bu politikaların kısa vadede değişme şansının olduğunu düşünmüyorum. Ama politik olarak değişen şartlara göre belki bir anlaşma yapılabilir, ses çıkartılmayabilir. Yani bunu geçmişte örneklerini gördük biz. Burada bence belirleyici olan şey şu, yani Amerika'nın politikası aşağı yukarı belli.
Burada bizdeki radikal değişikliği sağlayan konu aslında 15 Temmuz oldu. Çünkü 15 Temmuz'u biz tamamen CIA'nin ve Amerika'nın bir güdümüyle olan bir darbe olarak öngörüyoruz. Ve biz bu tarihten sonra, işte daha önceki haftalarda da açıklamıştım ben, Amerika'daki tüm fiziki altınlarımızı teminat olarak işte verip dış borç aldığımız altınlarımızı fiziken Türkiye'ye getirdik. Merkez Bankası'nın bilançosunda işte %20 gibi çok ciddi bir oranda gözüken hazine tahvillerini biz geçen seneydi galiba %2'ye indirdik. Yani dolayısıyla aslında işte bu Halkbank davasından sonra bunlar ortaya çıktı. Biz 15 Temmuz'dan sonra Amerikan yönetimine çok ciddi bir güvensizlik besliyoruz yani ülke olarak. Dolayısıyla hani bunu aşamadan hani bu tür konularda nasıl bir bürokratik süreç izleyeceğimiz çok belli değil. Çünkü biz en basitinden FETÖ'ye Amerika'da dava açılmasını ve iadesini istedik. Bu konuda gerek Trump yönetimi döneminde herhangi bir gelişme olmadığını görüyoruz. Muhtemelen bu Biden döneminde de devam edecekmiş gibi gözüküyor. Peki, şimdi bununla devam edecek miyiz bu başlıkla dışarıda yaşananlarla, yoksa biraz içeriye... İçeriye girelim isterseniz. Çünkü biraz konulara konuşunca biraz daha ekonomi programından daha çok biraz daha siyaset dış ilişkiler programı gibi oldu. İsterseniz yavaş yavaş ekonomiye ülke içerisinden dönelim. Pekala. Şimdi... Birkaç koltukta isim değişikliği biz yaşadık. Önce bir Merkez Bankası'nda bir görevden alma, ardından bir atama. Ardından Hazine Bakanı'nın sosyal medya üzerinden yapmış olduğu bir istifa, ardından gelen sessizlik, boş koltuğun döviz kurunu biraz dizginlemesi ve ardından işte yeni ismin resmi gazetede yayınlanarak atanması. Önce bu iki isimdeki değişikliğin etkilerinden bahsedelim. Ardından bir diğer ismi soracağım. Efkan Ala AK Parti Genel Başkan Yardımcılığına atandı. Ben onun da etkisini merak ediyorum ama önce evet. Merkez Bankası ve Hazine Bakanlığı. Evet. Şimdi yani çok arka tarafta çok fazla söylenti var. Bilgi olarak aldığımız bilgiler var. Şimdi tabii söylentileri ben bir tarafa bırakıyorum. Yani söylentileri bir tarafa bırakıyorum. En azından bilgilerden başlayalım isterseniz. Bilgiler üzerine hani bu değişikliklerin nedenleri ne olabilir? Nasıl bir politika değişikliği olur şeklinde. Şimdi bilgilerden bir tanesi daha önceki Merkez Bankası Başkanı'nın değişmesindeki temel gerekçe faizlerin %14'ler seviyesinde, işte daha doğrusu 24'lerdi galiba, o seviyelerde durması ve Cumhurbaşkanı'nın uyarılarına rağmen bu faiz oranlarının düşürülmemesi idi. Yani daha önceki Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınmasındaki temel gerekçe aslında faizleri indirmemesiydi. Yani 16 buna... aylık bir zamanın ardından yanlış hatırlamıyorum. 16 ya da 18 olması lazım. Tabii. Şimdi gelelim Murat Uysal gelmesindeki temel gerekçe işte faizleri indirilmesiydi ve faizler biliyorsunuz yaklaşık %24'lerden çok hızlı bir şekilde %8 küsüre kadar inmişti. Şimdi %8 küsüre kadar inmişti ve işte tekrar işte bu kadar faiz inip bu kadar ucuz para bolluğunda insanlar kredi çekip altını dolara yatırdığı bir dönemde ve yaklaşık 1,5 yıllık dönemde işte Reuters'in açıklaması ve aslında Merkez Bankası'nda kabul ettiği 120 milyar dolarlık bir Merkez Bankası üzerinden döviz satıldı ve rezervler eritildi ve şu an Merkez Bankası'nın net rezervleri geçen hafta itibariyle -49 milyar dolar seviyesine indi. Yani gerçekte Merkez Bankası'nın elinde bir para yok ama tabii diğer bankalardan ödünç alınan, swap kanalıyla alınan paralar var. Zorunlu karşılık tutarları falan var ve sonuçta bir şekilde Merkez Bankası kendisinin olmasa bile birçok parayı halen kontrol eden noktada ama kendi net rezervleri geçen hafta itibariyle dediğim gibi 47 ya da 49 milyar dolar eksiden.
Bu ciddi şimdi bir rakam böyle... zannediyorum. He? Ciddi bir rakam zannediyorum. Nedir bunun telaffuzu? Ya bunun telaffuzu şu, biz işte yılda şu an 700 milyar dolar para kazanıyoruz. Bunun işte 50 milyar doları, işte 14'te 1'i kadarlık bir eksi rezervimiz var. Ama hani bunu şöyle bir daha anlaşılır bir noktaya getirelim. Şu an diyelim ki piyasaya açık bir kamu bankası, diyelim ki bir banka ismi verelim, Vakıfbank verelim. Herhalde piyasa değeri şu an 1 milyar dolar seviyesinde, 50 tane Vakıfbank kadar içerideyiz. Yani hani daha somutlaşsın diye anlatmak gerekirse, çünkü milyarlar olunca bir anda hani kafada canlanmıyor. Böyle ifade etmek herhalde daha doğru olur. Şimdi bu Murat Uysal döneminde biz tabii bu kadar bir eksi rezerve gittik ama buna rağmen döviz düşmedi. Ama bunu tabii faizi indirerek yaptık. Ama son yaklaşık 2 aydan beri biliyorsunuz bu sefer 8.45'ten faizler işte 12.75'ti galiba. 12.75'e artırıldı. Ve geçen ay faiz artırılmadı. Faiz artışı bekleniyordu. Hatta döviz birazcık bundan dolayı aşağı düşmüştü. Ama ince bir detay vardı. Geç likidite perdesi denilen bir faiz ise 2 puan artırıldı. 14.75 oldu. Yani aslında faiz artırılmamış gözüktü ama arka bir kapıyla aslında faiz 14.75'e artırıldı ve geçen haftalarda bunun gerçek bir faiz artışı olduğunu gördük. Merkez Bankası normalde gün içerisinde bankalara repo aracılığıyla para verirken geçen haftalarda piyasaya gün içinde normal yollarla repo işlemlerinin tamamını iptal etti. Ve akşam bütün bankaları bu geç likidite perdesi dediğimiz alana yöneltti ve faizleri 14.75 olarak uygulayarak aslında fiili bir faiz artışı yapmış oldu. Şimdi dolayısıyla yani bunun bilgileri verdikten sonra ben şunu çok rahat söyleyebiliyorum. Hani bu faiz artışlarından sonra Murat Uysal'ın görevden alınması gündeme geldi ve Murat Uysal görevden alındı. Yani herkes faiz artışı beklerken, daha doğrusu görevden alınmasının bence ve birçok yorumcu tarafından temel gerekçesi faizleri artırmış olması. Tabii bunu Murat Uysal kendi başına yapmadı. Doğal olarak Berat Albayrak'ın bilgisi dahilinde yaptı bunu. Ama Murat Uysal bu dolaylı şekilde faiz artırımı nedeniyle anladığım kadarıyla saray tarafında bu olaydan dolayı görevden alındı. Ve yerine getirilen işte Naci Ağbal, eski maliye müsteşarı, daha sonra maliye bakanı, işte bürokratlıktan milletvekiline geçen birisi. Naci Ağbal ve konu şuydu, hem Bloomberg hem de Reuters'e çıktı bu haber. Berat Albayrak'ın Naci Ağbal'la arasının iyi olmadığı şeklinde. Dolayısıyla Hazine ve Maliye Bakanı'na anlaşılan sorulmadan atanma yapıldı, ortaya çıktı. Naci Ağbal ataması ortaya çıktı. Anlaşılan bu konuda da Berat Albayrak bir tepki verdi. Bir başka bir bilgi söyleyelim. Pazar günü Nurettin Canikli ve Naci Ağbal Cumhurbaşkanı Sarayı'nda görüşmede bulunurken buna Berat Albayrak'ın katılmak istediği ama buna izin verilmediği yönünde bir bilgi en azından geldi, ciddiye alınacak bir noktada. Ve bundan sonra iplerin koptuğu, işte hani devlet geleneğine uymayacak bir şekilde hani en basitinden bir istifa dilekçesi verilir. Biz işte Türkiye'de ilk defa Instagram üzerinden bir istifa dilekçesi verildiğini, bunda çok hızlı bir şekilde yazıldığını, yani daha duygusal nedenler olduğunu gördüğümüz bir alan. Ve daha sonradan da bu istifanın istifa gibi değildi, işte adı değiştirilerek işte af talebi olarak kabul edilip ondan sonra işleme konulduğunu ama bunun için 27 saatlik bir süre geçtiğini gördük. Dolayısıyla bu
aslında şey devlet geleneğini ciddi anlamda yıpratmış bir noktaya getirdi. Unutmayın lütfen, başka bir sebebi var mı üzerinden bu kadar uzun zaman geçmiş olmasına rağmen bir resmi açıklama, birinin çıkıp bir şey söylememesi? Ya böyle bir resmi açıklama yok. Ya bu bilgiler, hani biraz önce bahsettiğim bilgilerden işte dediğim gibi bunlar yalanlanmadı. En azından bunlar söylendi, ciddi kaynaklarca söylendi. Ya yani tabii kulağımıza gelen birçok konu var ama bunları tabii burada konuşmak çok doğru değil ama hani genel çerçeve benim anlattığım gibi olduğunu söyleyebiliyorum. Yani hani bunu birçok noktada gösterebiliyoruz. Şimdi üstüne üstlük, şimdi bu birkaç tane atama dikkat çekiyor. Yani şimdi bunları ben isterseniz şey yapayım. Şimdi Naci Ağbal temelde bir bürokrat, işte siyasal mezunu, İstanbul siyasal mezunu, okuduğum okul mezunu bir insan, bürokrat. Çalışkan bir insan olarak biliniyor, maliye köken, daha sonra bakanlık yapmış birisi. Bir devlet geleneğinden geliyor. Yani böyle bir farklı bir noktası bu. Şimdi Lütfi Elvan'a bakıyoruz. İşte ekonomi bakan atandı biliyorsunuz dün itibariyle. Lütfi Elvan da DPT kökenli bir galiba maden mühendisi ama DPT hakikaten Türkiye'nin önemli bir kurumu ve bürokrat yetiştiren bir kurumu. Buna da baktığınız zaman kendisi çok ekonomiyle ilgi olmasa bile bir devlet geleneğinden geldiğini görüyorsunuz. Gene işte benim okuldan mezun olan işte Efkan Ala bakıyorsunuz, o da uzun yıllar işte kaymakamlık, valilik, işte başbakanlık müsteşarlığı yaptıktan sonra işte İçişleri Bakanlığı'na geçmiş birisinin işte AKP Genel Başkan Yardımcısı atandığını görüyorsunuz. Şimdi bu üç tane hani atamaya baktığınız zaman aslında devlet yönetiminde daha önceden işte mesela bir iş adamı bakıyorsunuz işte şey oluyor, Turizm Bakanı oluyor. Ya da bir işte okul sahibi Milliyetin Bakanı oluyor. Yani böyle bir yapıdan bu üç tane atama aslında bürokrat yönetimine doğru bir gidiş olduğunu gösteriyor. Yani daha en azından devlet yönetiminde tecrübeleri tartışılır. Ya bu Naci Ağbal mali köken olabilir ama ya ben hani şunu söyleyeyim. Yani ben kendi deneyime baktığım zaman bankacı diyebilirim. Ama bir merkez bankacısı diyemem. Ya da ekonomi konusunda bir şeyler söyleyebilirim ama merkez bankacılığı gerçekten bambaşka bir alan. Hani maliyenin konusu olacak bir alan değil. Üstelik siyasi bir kimli olan bir kişinin orada olması Merkez Bankası açısından çok doğru değil. Aynısını Lütfi Elvan için söyleyebiliriz. Ekonomi ve işte Maliye Bakanlığı iki tane ayrı alandır yıllardan beri. Yani Berat Albayrak döneminde bu ikisi birleştirilip hani kişiye özel bir bakanlık haline dönüştürülmüş gibi. Bunun yanında başka bir ilginç gelişme de işte önceden beri söylenen işte bir Pelikan grubu vardı biliyorsunuz, bu çok dillendirilmese de buradaki bir gazetecinin işte yine bir üniversiteden iş akdinin feshedildiği yönünde bir açıklama var. Dolayısıyla Berat Albayrak'ın bağlantısı olduğu yönlendirmesi olan yapılarda bir ne diyeyim? Tasfiye olabilir. Bütün bu hani şeylere baktığımız zaman, atamalara baktığımız zaman, bu haberlere baktığımız zaman çünkü Hazine Bakanı, işte Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak neredeyse kendisine bağlı tüm bürokrasi, işte genel müdürlükler, bankalar, bunlara atamaları belli bir kadrodan yapmıştı. Bu özellikle Karadeniz, Trabzon bölgesinde de yoğunlaşıyordu. Yani burada şu da var. Bilmiyorum duydunuz mu? Berat Albayrak'ın babasının işte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradığı, Erdoğan'ın telefonlara yanıt vermeyince babasının da partiden istifa ettiğini okudum ben sabah itibariyle. Bilmiyorum siz duydunuz mu böyle bir şey? Sesim geliyor mu? Görüntü gitti. Şu an duydum. Siz beni duyabildiniz mi?
Duydum. Yani o konuda bilgi sahibi değilim. Sadece araya ben bir eklemede bulunayım. Evet, o pazar günü görüşmeye Berat Albayrak katılmak istedi. Telefon etti. Daha sonra kendi babasını aradı. Ondan sonra telefonları açılmayınca işte babası Berat Albayrak istifa etmesi gerektiği yönde bir bilgi aktardığı şeklinde böyle bir en azından magazinsel diyebileceğim bir bilgi vermiş olalım ama tabii bu bütün bunlar sonucu değiştirmiyor. Temel olarak Naci Albalık'ın atanması tamamen Berat Albayrak'ın altındaki bir kadroya, aslında altında değil yani Merkez Bankası bağımsız ama öyle bir noktaya geldi ki artık altındaki bir kadroya atanması kendi inisiyatifi dışında olduğu hani çok açık ve bütün iplerin buradan koptuğu anlaşılıyor. Ne bekliyorsunuz hocam? Şimdi bir takım değişiklikler, bir takım tasfiyelerden bahsettik. Bir takım daha böyle işte kurumsallaşmadan bahsettik. Bu adımlarla ilgili alakalı yeni bir şey yaşayacak mıyız, yeni bir şey öğrenir miyiz, yeni bir adım atılır mı? Bu bir olsun. Bir de bunlara bağlı yaşadıklarımız ve yaşayacaklarımız belki ekonomi üzerine etkileri şimdiye kadar yani geçen bu zaman zarfında 4-5 günlük zaman zarfında etkileri ne oldu ve ne olacak? Ya şimdi şöyle söyleyeyim. Şimdi pazartesi günü çok böyle hayatımda görebileceğim en ilginç günlerden bir tanesiydi. Pazartesi gününden bahsediyorum. Çünkü hafta sonu işte Merkez Bankası Başkanı görevden alındı. Yerine yeni birisi atandı. Ekonomi Bakanı Instagram'dan istifa etti. Ertesi günün ortasına kadar ne olduğu belli değil. Ve ilginç bir konu. 157 tane işte havuz medyası ya da toplamda medya kuruluşundan sadece 5 tanesi şeyi yayınladı. Nedir? İstifa açıklamasını. İstifa açıklamasını yayınladı. Bu kadar önemli bir konuda havuz medyası, iktidara yakın kanalların hiçbir tanesi bunu açıklamadı ve işte reytingler tarafında da işte baktığımız zaman bu açıklamayı yapan muhalif kanallar ya da muhalif demeyelim de en azından bu haberi verme cesaretini gösteren kanalların reytingleri inanılmaz arttı. Görüldü. Yani şimdi böyle garip bir hafta sonu yaşadık derken pazartesi de saat galiba 4 civarında BioNTech ve Pfizer'ın ortak oluşturduğu işte aşının %90 oranında başarı gösterdiği ortaya çıktı ve bir anda tüm dünya aşı haberlerini ekonomik anlamda satın almaya başladı. Ve pazartesi işte pazar gecesi şey açılıyor. Orta Asya işte Asya piyasaları açılıyor ve orada dolar forex piyasalarından dolar Türk lirası forex piyasalarında işlem görmeye başlıyor. Yurt dışında bizim anladığımız bu değişiklikleri şey olarak algıladılar. Yani bu işte ekonomi yönetiminde bir değişiklik olacak. Bu bir olumlu haber olarak algılandı. Bir dolar düştü. Yani 8.50'lerden 8.30'lara kadar falan düştü gece. Şimdi sabah Türkiye'ye kalktık. Türkiye'de insanlar hükümetin müdahalesi olarak ya da sarayın müdahalesi olarak gördüler. Ve doların işte faiz artırılarak düşeceğini öngördüler. Ve en azından daha kurumsal olabilecek birileri işte geldi ne diyelim. Ve bir anda baktık ki insanlar telaşlanmışlar, dolarlarını satıyorlar. Yani böyle işte hani geçen hafta konuşmuştuk dolar nereye kadar gider diye. Demek ki parası kazanan insanlar böyle bir en ufak dolar düşüklüğünde ne yapıyorlar? Karlı oldukları için satma eğilimine giriyorlar ve bir anda dolar işte 8.50'lerden neredeyse 8'ler seviyesine kadar geldi. Yani o gün şehir dışındaydım, çok takip edemedim abi. 8'ler seviyesine kadar geldi. Şimdi bakıyorsunuz çok garip bir durum. Ortada Hazine ya da Maliye Bakanı yok. İstifa konusunda bir kesinleşmiş bir şey yok. Ondan sonra işte Instagram'dan istifa haberleri var. İşte Maliye kökenli bir Merkez Bankası Başkanı var. Ondan sonra yani başka bir ülkede bu hani
uçar giderdi, öyle söyleyeyim. Yukarı doğru uçar giderdi. Biz de düştü. İşte dün birazcık algılandı ve ben hani şu iddiadayım hala, bunu daha önceden de söylemiştim. Ne zaman ki doların birazcık düşme eğilimi olduğu zaman bir bakıyorsunuz biz Azerbaycan'a dönük bir açıklama yapıyoruz. Doğu Akdeniz'e dönük bir açıklama yapıyoruz. Avrupa Birliği'ne dönük bir açıklama yapıyoruz. Ya bırakın düşsün değil mi? Hani bizim şeyimiz bu, dolar çok arttı düşsün derken bu açıklamalar niye yapılıyor diyorsunuz. Ya ben artık şuna inanıyorum. Yani inanıyorum değil, yani birçok gerekçesi var. İki tane yönteminiz var. Ya doları düşürmek için faizleri artıracaksınız. Bu bir yöntem. İkinci yöntem, serbest bırakacaksınız. Devalüasyon gibi çok artacak ki ithalat azalacak, ihracat artacak. İşte cari açınız kapanacak, dışarıdan para gelecek. Üçüncüsü de şey yapacaksınız. İşte kambiyo rejimi uygulayacaksınız. İşte dolar kurunu sabitleyeceksiniz. Bankadaki dolarları işte diyeceksiniz ki hepsini kullanamayacaksınız diyeceksiniz. Vergi getireceksiniz. Bu üç tane yöntem. Yani benim algıladığım şey şu. Faiz artırmak istemiyorlar. Çünkü faiz arttığı zaman Türkiye'deki ekonomi duruyor. Birçok firma Türk lirası anlamda borçlu ve zaten ekonomi, işsizlik, işte pandemi nedeniyle kötü durumda. Dolayısıyla hükümet devalüasyon yaptım demiyor. Hani bunu resmi bir açıklamaya getirmiyor. Serbest piyasa var. Ama doların yükselmesi için elinden geleni yapıyor ki dolar yükselsin. Şimdi ben de şu iddiadayım. Sadece ben değil, yani belli bir grup ekonomist aynı iddiada. Yani Murat Uysal'ın görevden alınmasının gerekçesi faiz artırmadığı için, dolar artmasına engel olduğu için değil. Aksine faizi artırıp doların birazcık yerinde saymasını sağladığı için. Dolayısıyla şu an hani politika, ekonomi politikası öyle ya da böyle saraydan yönetiliyor olacak. Daha önceden Berat Albayrak üzerinde olduğunu algılıyorum ben bu hareketlerden. Dolayısıyla saray önceden beri hep faizin düşük kalmasını savunuyordu. Bu anladığım kadarıyla devam edecek ve devalüasyon dediğimiz ya da kurların artması devam edecek. Yani ben bunu algılıyorum ama piyasa böyle algılıyor mu diye baktığım zaman bakıyorsunuz bugün dolar işte 8-11 seviyelerinde düşüyor. Yani bunun böyle olmayacağını tahmin ediyorum ben. Ya yani bu bir şu an bir yanılsama olduğunu söyleyebiliyorum. Yani bir süre sonra biz düşmeden önceki rekorunu da tazeleyeceğini anlıyoruz bu söylediğinizden. Yani şimdi ekonomi politikasına bakarsak ben bu yorumları yapıyorum. Şimdi bunun istisnası ne olabilir? İstisnası CDS primleri dediğimiz primler düşer. Türk lirası işte yurt dışından para gelir. Yani şimdi bu bir olasılık. Yani Amerikan seçimleri bitti. Ondan sonra Amerikan seçimleri bittikten sonra orada faizler çok düşük olduğu için paradan para kazanmak isteyen yabancı yatırımcılar Türkiye'ye gelir, hazine bonusu alır, hisse senedi alır. Ondan sonra bu kadar para getirdikleri için ve bu piyasalara girdikleri için hisse senedi alırlar, borsa yükselir, para kazanırlar. Hazine bonusu alırlar. Hazine bonosuna olan talep arttığı için değeri artar, para kazanırlar, dolar getirirler. Dolar düştüğü için bir de doların düşmesinden para kazanırlar dolar bazında. Dolayısıyla 3 kanallı para kazanma imkanı var yabancılar için. Ancak doların düşmesi yurt dışından para gelmesiyle mümkün olacağını düşünüyorum ben şu şartlarda. Dolayısıyla bir ihtimal bu. Bunun için de biz CDS primlerini takip ediyoruz. Pazartesi günü CDS primleri dediğimiz primler 550 puanlardan işte 500 puanın altına kadar gelmişti. Bir günde %10 azalmıştı. Bu bir göstergeydi ama bugün gene CDS primlerine baktığımız zaman 525 puanlar seviyesinde. Dolayısıyla yabancıların girişi çok sınırlı. Şu an sadece biz bir imser noktadayız. Yani şöyle bir gene bir fıkra anlatayım. Bugün duydum, çok hoşuma gitti. Bir arkadaşımız paylaşmış.
Adamın bir tanesi işte ishal şikayetiyle doktora gitmiş. Doktor da anlamamış, etmemiş. Anlaşılan uzman bir doktor değilmiş. Hastaya antidepresan vermiş. Gitmiş. Ondan sonra antidepresan kullanmaya başlamış. Bir arkadaşa da sormuş, ya sen doktora gitmiştin, ishaldin, ne durumdasın diye. Ya bir değişiklik yok, yine bende aynı sorun var ama eskiden dert ediyordum, şimdi dert etmiyorum demiş. Şey bu, şu an sorunlarımız aynen devam ediyor ama şu an antidepresan almış gibiyiz, dert etmiyor pozisyonumuz ve umutlarımız var. İşte Biden seçildi, ben diyorum ki daha hani işler karışacak, kurumsal düzeyde olacak ama biz Biden seçildi diye bir imsar noktadayız. İşte pandemide evet aşı bulundu, hiçbir itiraz yok. Biz bunları söylüyorduk, yani Aralık ayı içerisinde piyasaya çıkacak işte ya da Amerikan seçimleri önce çıkacağını bekliyorduk biz. Ama bir dahakisinin Haziran'ına kadar bütün dünyada aşılamayı yapma şansı çok fazla yok ve Avrupa'daki Almanya, İngiltere, Belçika, İspanya, işte Yunanistan kapandı, yani böyle karantina tedbirleri uygulanıyor. Ekonomik anlamda ciddi bir sıkıntı bizim için de geçerli olacak. Böyle bir konu. İşte bugün ilginç bir haberdi. İstanbul Tabip Odası diyor ki ya sadece İstanbul'daki ölüm sayısı açıklananın 3 katı, 4 katı. Yani ölüm sayısı. Hani daha önceden biz şeyi kabul etmiyorduk biliyorsunuz. Belirti göstermiyorsa biz bunu hasta kabul etmiyorduk. Testi pozitif çıksa bile. Sadece geçen yıl ortalamalarına bakarak 8000'e yakın daha fazla ölüm var açıklananın haricinde. Yani bu pandemiyle ilgili İstanbul'daki durumun vehametini İstanbul Tabip Odası açıklıyor ama tabii bu Sağlık Bakanlığı verilerine yansımıyor. Ya bunlar bizim açımızdan çok böyle ciddi sıkıntıları ortaya koyuyor ama şu an hani bakıyoruz dolarımız düşüyor. İşte ekonomiye dair beklentilerimiz işte yani şöyle komik bir gene şey anlatayım. Doları işte gösteriyorlar. Berat Albayrak varken 8.55, işte dünkü durumda Lütfü Elvan varken 8.28, boş koltuk varken 8.01. Yani şimdi demek ki bakanımız yokken dolar daha fazla düşüyor gibi böyle komik bir noktadayız. Evet, maalesef ne yazık ki. Hocam ne eklemek gerekiyor? Ne unuttuk? Ne konuşmadık? Ya da neler söyleyeceksiniz? Ya şöyle bir şey, ya biz şu an bir bekleme sürecine geçtik, bir politika değişikliği sürecine geçtik, bu bariz bir şekilde gözüküyor hükümet yönetiminde. Benim tahminim yakın bir zamanda şey değişeceğini öngörüyorum ben, yani bakanlıklarda değişiklikler olacağını öngörüyorum ben, çünkü bu bir ekip meselesiydi ve en azından benim konuştuğum siyasi anlamda böyle bu bilgilere erişen insanlarla konuştuğum zaman Berat Albayrak'ın getirdiği ya da işte arkasında durduğu birçok bakandan söz ediliyor. Şimdi Berat Albayrak'ın gitmesi dolayısıyla bu insanların koltuklarını doğal olarak şey yapacak, sorgulanması noktasına getirdiği söyleniyor. Ve dediğim gibi Naci Ağbal, işte Lütfü Elvan, bunlar ya da Efkan Ala, bunlar devlet bürokrasisinden yetişmiş insanlar. Muhtemelen bakanlıklarda da bu tür değişikliklerin olacağını ben öngörüyorum. Bu tabii aşağı bürokrasiye de yansıyacak. Özellikle ekonomi bürokrasisine de yansıyacak. Hazine, Maliye Bakanlıkları, işte Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, işte kamu bankaları yönetimleri de dahil olmak üzere. Bunlarda değişiklikler olma ihtimali oldukça yüksek. Bir başka nokta, işte ayın 19'unda para piyasası kurulu toplantısı var Merkez Bankası'nın. Tahmin ediyorum oradaki alınacak karar bizim aslında hani
devalüasyon mu istiyoruz yoksa dolar kurlarını aşağı çekip faizleri mi yukarı çıkartacağız konusunda bizim için belirleyici olacak. Yani ayın 19'unda benim dediğim gibi yani bu hükümet devalüasyon mu istiyor yoksa faizleri artıracak, kurları baskılayacak mı? Bunu görüyor olacağız. Mümkün mü? Bu sonuca dair bir şey kestirebilmek mümkün mü? Yani ben devalüasyonun yönünde olacağını düşünüyorum ama şu an işte hani kurlar bakıyorum işte 8.08'e kadar geldi bunu konuşurken. Bundan da hükümetin çok memnuniyetsiz olacağını düşünmüyorum. Çünkü hem faizler aynı hem işte kur azalıyor. Yani ama şöyle bir şey, hani bu sıkıntılara yol açan temel neden geldiğimiz zaman son 1,5-2 yıllık dönemde 120 milyar dolarlık Merkez Bankası'nın rezervlerini azaltması ve şu an cari açık veriyoruz. İşte yabancılar gelmiyor. Onun dışında borçlarımız var ve Merkez Bankası rezervlerini azaldığı için kura müdahale noktasında çok fazla elimizde şey yok, enstrüman yok. Ancak hani şöyle bir konu var, yurt dışında Amerikan seçimleri tamamlandı ve faizler düşük olduğu için Türkiye yabancılar açısından çok cazip. Yani ancak bir sıcak para girişi olursa bu kur aşağı dönebilir. Bu da bizi daha rahatlatabilir mi? Rahatlatabilir. Ama tabii şöyle bir konu, siz kendi varlıklarınızı satıyorsunuz. Yani rahatlayabilmek için hani evinizdeki eşyaları satıyorsunuz. Yabancılar geliyor ama bunu bedava almıyor. Yani sizden para kazanacağı için geliyorlar. Konu aşağı yukarı bunlar. Peki hocam, teşekkür ediyorum o zaman yorumlarınız için. Ben teşekkür ederim. Herkese iyi haftalar dileyim o zaman ben. Kendinize iyi bakın. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağ olun. Ve sevgili seyirciler, 11 Kasım Çarşamba sabahında ekonomist Özgür Barış Karaca ile beraberdik. Yaşanan son gelişmeler, ABD seçimlerinden tutun içeride koltuklardaki değişiklikler, yaşadıklarımız, yaşayacaklarımızı konuştuk. Saatler onu gösteriyor. 1,5 saattir yayındayız. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik an itibariyle. Yarın sabah saatler 8.30'u gösterdiğinde ben ve ekip arkadaşlarım Hatay ve bölgeye dair aktarılması gereken gelişmelerle tekrar karşınızda olacağız efendim. Mutlu, huzurlu, güzel bir gün diliyorum ben. Hoşçakalın.